Evet, selam arkadaşlar. 19 Ekim 2022 yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yamamız tepedeki sekme sayısına gördüğünüz gibi bir tık kalabalık. Ama çok da uzun süreceğini sanmıyorum. O geçen hafta gelen klas değişimleri gibi. Böyle 2 saat sürmezsem belki 1 saat 40 dakika sürebilir gibi tahmin ediyorum. Daha da uzatmana başlayayım. Öncelikle bu kısma etkinlik demişti ama yani aslında etkinlik değil, Magnus kalıcı bir içerik. O yüzden ben yanlış başlık olduğunu düşünüyorum. Burada uzun bir geliştirici yorum videosu atılmış. Burada selamlama, Ebisma Magnus, arka plan hikayesi, sonra oynanış, sonra ödüller, sonra tüm sınıfların tek 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 böyle becerilerini gösterdiği bir video var. Bunu tabii ki açıp oynatmıyorum çünkü video tek başı 19 dakika. Merak eden şuradan tıklayıp bakabilir ya da YouTube kanalına bakabilir. Ana sayfada burada özet geçmiş Magnus içeriğini arkadaşlar. Bu Magnus'la ilgili detayları birazdan da anlatacağız ama burada hemen bir özetleyeyim. Ödüller: büyük şehirler arasında hızlı seyahat, bu gördüğünüz lokasyonlar arasında eşyalarınızı farklı depolar arası anında çat 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 aktarma değiştirmeye yarıyor gördüğünüz üzere. Bir PEM savunma teçhizatı alabiliyorsunuz. Grifon, Giat, Ağaç Ruhu ya da Red Nose, Beg ya da Lebur, Urgon ya da Muskan gibi böyle ya, şey gibi anlattım bu arada, pardon. Her slottan bir tane gibi de değil, totalli bir tane, onu da söyleyeyim. Yani bunlardan birini alıyorsunuz. Ayrı söylemin nedeni, normalde şunu sezonda veriyor, bunu sezonda veriyor, bunu sezonda veriyor. Bir de bunu veriyordu ama bu Magnus'la sezondan ayrılarak Griffon, Red Nose, Beg ve Urgon'da ayakkabı elde edilebiliyor. Oradaki Jettin'e pen görevini dahil etmiyorum tabii. Sezondan takas puanı şeysinden bahsediyorum. Anlayan anladı. Onun için yeni bir beceri var arkadaşlar. Bu yeni beceri gizli kitap Abyss Mirası ile yapabiliyorsunuz. Size bir günlük de Armstrong beceri rehberi veriyor. Bu yeni becerinin özelliklerini detaylı anlatacağız. Ve onun dışında her aile için bir kez alabilen, tek yapmanız gereken görev serisini tamamlamak. Görev serisini tamamlayarak bunları yapacaksınız. Bedava ödüller. Bedavadan kastı Magnus harcanan süre. Onun için Magnus dedik. Magnus arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta geciktirilerek getirildi. Çok fazla bug var falan diye. Hala buglar da bitmemiş durumda. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben bu sayfayı sabah açtığımda hani 5 tane falan çözüm vardı, böyle geçici geçici çözümler. Gittikçe uzamış ve uzamaya devam ediyor. Sitede sürekli hotfix hotfix hotfix, oyun içinde sürekli bildirim bildirim görürseniz şaşırmayın. Magnus şu an aşırı derecede bug'lı bir sistem. Eğer çok fazla ödülleri istemiyorsanız bence bir 2-3 gün bekleyin ya da çok aceleniz gerçekten yoksa bir hafta bekleyin. Bir hafta büyük ihtimalle bu bug'ların %99'u çözülür. O ama sizin vereceğiniz karar. O kararı size bırakıyorum. Bir sürü bug olduğunu bilincinde olarak yapabilirsiniz. Evet, bildirimleri geçtik. Şimdi gelelim etkinliklere. Saflığa giden yol hangisi? Çınlamayı ve vızıltı duyuyor musunuz? Saf Yürek No 12'den geliyor. 19 Ekim ile 2 Kasım arasında biliyorsunuz Cadılar Bayramı döneminde de girdik arkadaşlar. Bununla ilgili etkinlik var. Saf Yürek'i göndermek için meydan okuma Y dönüşüm kitaplarını alacaksınız. Bunlar bir günlük verdiğini unutmayın. Saf Yürek No 12 ile şuradaki belirtilen saatlerde kapışabilirsin. Yani pazartesi 00, salı 12.00, çarşamba 00 ya da 19.00, perşembe yok. Cuma 00, cumartesi 12.00 ve pazar 00.00'da karşılaşabiliyorsunuz bununla. Bunun yerini ha şurada mı yazıyordu? Ha şurada yazıyor. Maceracı notu diye bakmışlar. Çoğu insan büyük ihtimal burayı okumak yerine direkt şeye bakacak. Burada özetlemiş ama büyük ihtimal çoğu insan buraya okumayacak. Merak eden okusun arkadaşlar. Bununla uğraşmak isteyen varsa kişisel tercihinizi size bırakıyorum. Yama notlarında yazmamışlar. Evet, Cadılar Bayramı takas kuponlarını toplayın. 19 Ekim ila 2 Kasım arasında meydan okuma Y üzerinden Cadılar Bayramı takas kuponu elde etmek için her gün 30 ve 60 dakika oynayacaksınız. Cadılar Bayramı eşya takas kuponu 5x verecek arkadaşlar. 20 Ekim ila 1 Kasım arasında haberiniz olsun. Mahallelerdeki görevleri tamamlayacaksınız. Bunda bir sürü görev var böyle gördüğünüz üzere. Bunlar gürültü, dünya canı işareti böyle gidiyor. Bunları tek tek ne olduğunu anlatmayacağım. Neyle takaslanabilir olduğu da burada yazıyor arkadaşlar. Bunu zaten birazdan anlatacağız. Onun önce başka bir Cadılar Bayramı etkinliği ama. Cadılar Bayramı kar ruhu macerasını zarlarınızı atın. Evet, tekrardan geldi arkadaşlar. Şuraya şöyle göstereyim. Şöyle. Lan bu değil mi? Ha şu, pardon. Bir dakika. What? Lan bu da değil. Ney? Adı ne bunun? Şu. Ha. Tamam bu. Sonunda be. İşte yeni menü kullanmamı sorunsalı. Bilmiyoruz.
Evet, böyle bir özel tahta geldi arkadaşlar. Bu tahta geçen seneki gelmiş versiyonuyla aynı. 20 Ekim ile 1 Kasım arasında arkadaşlar birini seçeceksiniz bu zarlardan. Her birinden 2x adet gördüğünüz üzere. Bu tahtanın mekaniği de şöyle çalışıyor. Siz mesela turuncu zar aldınız. Turuncu tahtaya gelirseniz oradaki ödülü 2x alıyorsunuz. Mesela turuncu attım, buraya geldim. 10 değil 20 krom veriyor arkadaşlar. Morda da aynı şekilde. Mor attınız, mora geldiniz. Morda daha çok ödül alıyorsunuz. O yüzden onun taktiksel şeylerini yapabilirsin. Ben zaten toplu atıyorum biliyorsunuz. Her sene bunları toplu düzgünce maksimum ödül alabilmek için çok da karlı çıkıyoruz. Eğer aceleniz varsa bence bekleyin. Aceleniz aşırı varsa ben dayanamam derseniz de tercih sizin. Kimseyi zorlamıyoruz. Ama birikim kazandırır. Bu oyunda bunu görebilirsiniz zaten. Evet, Kadim Karuruh'un macerası Cadılar Bayramı için geri döndü. 19 Ekim ile 9 Kasım arasında arkadaşlar aldığınız zarları atabiliyorsunuz. Burada dediğim ödül. İki kat ödül alma muhabbeti burada. Ve aşağıdaki ödüller her seferinde her bir tur tamamınızda zanaatkar hafızası. Birinci turda mor zar 5x, ikinci turda turuncu zar 5x, üçüncü turda şakatun parıltısı savaş, dördüncüde de yaşam kutusu veriyor parıltılığı. Bu balkabaş şekeri ne dersiniz arkadaşlar? Tatlı balkabaş şekerini verip bunları alabiliyorsunuz. Takas limiti yok. Her aile içinde bir kez takasını şöyle ödüller var. Tabii ki önce bunların, sonra kalanlarda bunları alırsınız. Taze balkabağ şekeri içinde. Bir dakika. İkisi aynı. Lan ismini yanlış yazmışlar değil mi? Biri ismi farklıydı sanki. Aynen. Bu sweet, bu refreshing. Yani yo, pardon, tatlı ve taze. Ay, T ile başladığı için. Pardon. Helal lan. Yanılttınız beni. Tam doğru yazmışlar. Tatlı balkabağ böyleydi. Tazede de böyle şeyler veriyor arkadaşlar. Önce buraya alacaksınız tabii ki. Limitli olanlar. Sonra diğerlerini alın. Özellikle şuradaki 4x düşlen tüyü gözden kaçabilir ama kesinlikle öneririm. Evet, Marni'nin ürpertici oyun parkı. Bu ürkütücü Cadılar Bayramı macerasına hazır mısınız arkadaşlar? 09 Ekim, kesinlikle 19 değil, 09 Ekim'de arkadaşlar. Ve 9 Kasım arasında devam edecek bir etkinlik. Buradaki görevleri yaparak arkadaşlar ödül olarak Cadılar Bayramı eşyası takas kuponu 5x alıyorsunuz. Burada resmin bozulmuş Marni'nin davetiyesi. Karuruh'un zarları, işte Halloween cosplay kutusu, Cadılar Bayramı eşya takas kuponu vesaire vesaire veriyor arkadaşlar. Bunlar her aile için yalnızca bir kez yapılıyor. Bunlar giriş ödülleri gibi düşünün. Bir de bu görevler var. Bunlar da haftalık görevler. 20 Ekim ile 9 Kasım arası bunları yapıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra da Perşembe 00'da sunucu saatiyle sıfırlanacak şekilde olduğunu unutmayın. Burada O'da yeni görevlerden takip edebilirsiniz bu haftalık olanlar arkadaşlar. Haftalıklar daha gelmedi tabii ki. Şu an Yaman'ın ilk günü olduğu için yarın gelecek o. Bu daily'ler var ama daily'leri yapabilirsiniz tabii ki. Why not? Niye yapmayasınız zaten? O da ayrı muhabbet. Ürperçi oyun parkındaki günlük bufflardı. Böyle arkadaşlar 19 Ekim ile 9 Kasım arasında şu görevi yaptığınızda elde edilen bufflar. Şöyle bu geçenlerde süresi biten Heidel Çeşme buff'ının benzeri bir versiyonu ama biraz daha farklı bir versiyonu veriyor gördüğünüz üzere. Bir de tabii ki bunun yaşam versiyonu, bir de bunun eğitim versiyonu gördüğünüz üzere var. Bu etkinlik buff'ların süresi gene 10 saat. Bu buff'lar günde sadece bir tane alınabildiğini unutmayın. Eşya takası. Bu ne işe yarıyor dersin? Cadılar Bayramı eşya takası 1x ile kron alabilirsin. Bu tabii ki elinizde kalanı bitirmek için. 3x ile bunları alabilirsin. Bunlar takas limiti olmayanlar. Bunları almayın. Önce her aile için bir kez olan şunları bitirin arkadaşlar. Ondan sonra diğerlerine girin bence. Tabii tercih sizin. Sonuçta işlem kahyası, depo kahyası gayet tatlı. Tatlı korkunç Cadılar Bayramı dekor set de var. Bunları alın, sonra kalanları buna harcarsınız kafanıza göre. Cadılar Bayramı eşyası takas kuponu 16 Kasım çarşamba bakımına kadar kullanılabilir olduğunu unutmayın. Kullanılmayan etkin Cadılar Bayramı eşyası takas kuponları 16 Kasım'daki bakım sırasında kaldırılacak ona göre. Son olarak Cadılar Bayramı macera günü. Cadılar Bayramı etkinlik sırasında Cadılar Bayramı macera gününü görmek için ESC yeni menü. Tabi ben yeniyi bilmiyorum o yüzden buradan. Maceracı günü burada etkinlik kategorisi. Burada şu muydu? Heh. Halloween görevlerini eğer yapmadıysanız yıllar önce ya da geçen sene bunları artık yapabilirsiniz tekrardan. Onu yapın arkadaşlar. Öyle bak şunları veriyor tek seferlik. Yapın. Yani çok zor görevler değil. Bu gayet basit. Google'a rehber yazarsanız çıkar bunlarla ilgili zaten. Evet, ve gelin kesintisiz sezon hotline. Biliyorsunuz bir hotline bitti bu etkinlikte. Yeni bir hotline başlıyor ama bu sadece sezona geçerli. Sadece sezon sunucularında kesintisiz hotline devam ediyor. 19 Ekim ile 7 Aralık arasında %300 level XP, %50 beceri XP.
Ticaret harici %30 yaşam XP buff'u var. Level XP hot time sadece level 51 üstü karakterle geçerli olduğunu ama unutmayın. Evet, şimdi geldik İnci dükkanına. 19 Ekim çarşamba İnci dükkanındaki Neşe. Yeni kostüm geldi buradan gördüğünüz üzere. Onun dışında İnci kutusu geldi. 200 akoyni 180x2. Ve şaşırtıcı şekilde direkt iskeletor at tesisat seti geldi. Yıllardır isteniyordu. Geçen sefer kutuyla mı ne gelmişti galiba benim askerde olduğumda ya da direkt vermiş yanıtını. 2 sene önce de baya kötü bir kutudan çıkıyordu falan. Bu sene direkt normali gelmiş. Eğer bunu istiyorsanız benim doğumu zaten nasıl boyadığımı biliyorsunuz herhalde Twitch yayınlarımı izliyorsanız. Öyle boyamak için alabilirsiniz arkadaşlar. Her yerde zaten onları görmeye başlayacaksınız gene iskeletor satışa geldiği için. Pazarı satılacağını sanmıyorum, belli olmaz. Sipariş atmanızı önermem şahsen. Cella Bayram bal kaba kıyafet kutusu geldi oyun içinde. Göstereceğiz zaten. Önceden de ön yamada video diyorum resimlerini gösterdik. Bayağı güzel bir kostüm. Şeyde özellikle çok tatlı ama diğer klasları da gayet güzel. Bunda da bal kaba kıyafet kutusu ve ürkütücü diye bir şey var. Savunma tesisatı görünümünü değiştiriyor. Satın alma bonusu, ürkütücü ünvanı, edilir title. Bu eşya merkez pazarı kaydedemez bu yeni kostüm. Onun dışında var mı bir şey? Yok, geç. Burada da resimleri şöyle var hızlı hızlı. Tabi buradaki resimler zortlamış. Dur bakayım, F5 desem düzelecek mi? Yok, buradaki resimleri site editörleri uyuyor hala galiba. Ulan Magnus şeyini editlemekte adamlar buna mı vakit bulamıyor yoksa? Neyse, korkunç yıldızlar bayramı kıyafet kutusu var. 7+1 ürkütücü yıldızlar bayramı kutusu var. Onun içinde göstereceğiz zaten bunları. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Dörtlü kıyafet var. Bunları şöyle geçiyorum. Yeni maceracı paketi var. Magnus'a gelen kesinlikle alın %70 indirimle. Macera hafızası paketi var. Zanaatkar vesaire veriyor. Geç. Abisler var. Zanaatkar veriyor. Okçu Camacella Delore kostüm var. Bir kostüm daha indirdi ama onu gene yazmamışlar. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Depo kategorisine tüm eşyalarda %20 indirim arkadaşlar depoda. Cadılar Bayram mobilyaları da %30 indirimde gördüğünüz üzere bunları da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim şimdi oyun içinde. Öncelikle Magnus yeni macera. 115. 15 günlük değerli artı şöyle bir Halloween box veriyor. Alın, gayet güzel. Tek sefer limiti var. Bu da gayet güzel. 100 hafıza, 10 zanaatkar, pardon 100 zanaatkar, 10 tane RNG hafıza, 40 tane garanti zanaatkar, bir tane de artı basma level kiti 3. seviye verir. 486. Kesinlikle alın, baya güzel bu arada. Ben de alacağım büyük ihtimal. Zanaatkar birazcık lazım oluyor arada böyle word olduğunda paketlerde. 60. 100 kron, 3 tane RNG hafıza ve şu 2 meyve diyorum torbadan veriyor. Aile başı bir günlük alınabiliyor bu. Ben bunu tercih size bırakıyorum kron ihtiyacınız varsa. 22. at eğitim şeyleri veriyor böyle. Günlük bu da gayet güzel atçıysanız. 1044. aile başı 5 nimtar, 100 zanaatkar, 200 kron, 20 wax ve 1 tane şöyle artı basma kutusu veriyor. Güzel içerikleri var. Tek tek okumayacağım zaten. Her yama bunlar benzerleri geliyor. Okumaktan cidden yoruldum. 200 zanaatkar, 300 kron, 30 wax ve 1708. arkadaşlar aile başı 5 nimtar, tercih sizin. Evet, Halloween 1+1 Pearl Box var. 200 akoyni. Eğer akoyniniz yeterliyse alın. Hatta dur ben unutmadan alayım. Sonra... Şey yapmayı unutuyorum çünkü. Almayı unutuyorum bunları. Tamam, devam. Alın. Onun dışında bu 10.000'lik versiyonu var. Bunun satışı Oktober 26'ya kadar devam ediyor. Tercih sizin. İskeletor kostüm seti arkadaşlar geldi. Halloween Pumpkin Outfit Box 500 inciye şöyle bir kostüm erkekler için. Bu geçen seneki gelen kostüm. Bu da geldi. Onun için 7+1 korkunç kıyafet. 2 limiti var. 1540 inciye 8 tane bu kutudan veriyor. 220 inciye şu kutudan veriyor. 220 10 tane. Şu da bu arada gene şey vermiyor. Bu bildiğin şu kostüm veriyor. Bu kutularla karıştırmayın bunu ha. Onu da söyleyeyim. Quadra Outfit Pack geldi. 4 tane premium kostüm. 5 tane şu keseler. Bunlardan da birini seçiyorsunuz arkadaşlar. 2053. 500. şöyle bir sürü çarın kostümü geldi arkadaşlar. Bunlar şeyi de kaydediliyor. Pazarı da kaydedilebiliyor gördüğüm kadarıyla. Pazar satışlarından. Ve şöyle şeyler de var. Mobilyalar da var. Hemen şöyle gösterebiliyor muyuz? Yok, gösteremiyoruz tıklayarak. Tüh. Niye başka çarları gösteremiyoruz ki yani? İlla çar da olmamız istiyor. Gıcık bir kural. Neyse. Bunlara bakmak isteyen bakıyor. Aa bak, burada tıklanıyor.
Lan diğerinde niye tıklatmıyor? Rezalet. Tamam, bu da 500 akoin arkadaşlar. Dur bakayım, düzelecek mi? Yok. Bıçaklardan birinde bile varsa diğerlerini göstermiyor. Anladım abi. Güzel bak. Onun için şöyle bir outfit box 3 geldi. Bu da 500 ince. Şöyle bakabilirsin. Ser kostüm, Charm, Vespan aksın. Aa bak, bunda da lan Vespan açılmıyor. Yo, açılmış. Ne kadar benziyor lan bunların suratları, şimdi fark ettim. Ha neyse, devam. Böyle Vespanalar satışta. Bu da 500. Böyle. 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 Böyle ve böyle. Evet. 640 ince. 640 ince şöyle paket var arkadaşlar. Eğer 3 tane depocuya da pazarcı lazım alabilirsin. Kornadan dolayı yerimde sıçradım. O neydi öyle? 413 inciye şöyle bir Marshmallow'un oldu ama bunu bedava verdiler. Ünlem kod yazın arkadaşlar. Onun için şöyle kost şeyleri, petleri alabilirsiniz. Gospi ile beraber gördüğünüz üzere 413. Bunun ikinci versiyonu var. Gene Gospi artı bunlar var. 360. Peri gönlünü değiştirme gelmiş zaten. Devam ediyor. Cosplay kutusu var 500'e. Şunların da indirimde. Dendi satışı ikisinde bitecek arkadaşlar. 2 şeyde. Kasım'da. Onun üzerine Camacella kostümü, Milan Fedora kostümü, şu mobilyaları anlattık zaten, mobilyalar indirimde, çadırın indirimde hala devam ediyor. Bu 26'ya kadar devam ediyor, çadır alması 26'ya kadar alın. Ve gelelim son bir haftalık kalan şeyleri diğerlere. Autumn Season Basic Pack falan filan, bunları geldikleri yamanı anlattık. 350 Earl'ın süresi bitiyor, karakter slotu genişletmenin süresi bitiyor, at eğitim paketi süresi bitiyor, Herküllerin süresi bitiyor, envanterlerin süresi bitiyor ve en önemlisi Combat ve Skill XP transfer kuponunda süresi bitiyor arkadaşlar. Almadıysanız 26'ya kadar ki yamaya kadar bunları alın eğer ilgileniyorsanız. Evet. Güncellemeye gelelim. Bugünkü yamamız 3.31 GB arkadaşlar. Boyutundan korkmayın bu arada. Çoğu buglı olduğu için. Yani sürekli hotfix hotfix açacağınız, o biraz daha değişecek, haberiniz olsun. Dediğim gibi bence hemen geldiği gün yapma şeyine girişmeyin eğer çok istemiyorsanız. Çünkü aşırı buglı, tilt olabilirsiniz. Evet, Black Desert dünyasının çeşitli yerlerinde yarıklar meydana geldi ve yarın arasına Abyss One Magnus ortaya çıktı. Bu arada dediğim gibi şu videoyu izletmiyorum çünkü 19 dakika. Merakla da açıp izleyebilir kendisi, kendi tercih. Ana görev ödülü. Abyss One Magnus hikayesine ulaşabileceğiniz bir ana görev serisi eklendi. Bu ana görevler aşağıdaki görevleri tamamlayan bir karakter aracılığıyla kabul edilebilir. Karoruş'tan açarak ana görevden görebilirsiniz. Balinos ana görevi gerçekleştirirken Balinos elveda guruşa macera hazırlığı veya küçük göldeki büyük balık görevi tamamlanmalı. Basitleştirilmiş ana görevi gerçekleştirirken özel gelişim Fugar'ın gizli notları bölümü 1 tamamlanmalı. Ya da sonsuz kışlığı ana görevi gerçekleştirirken kışlığı Aliyeli kapısının ötesindeki görev tamamlanmalı. Abyss One Magnus'un ana görevlerinde hikayenin gidişatına bağlı olarak Serendia ve Carpion ana görevlerinin tamamlanması durumunda gerçekleştirebilecek kısım bulunmaktadır. Abyss One Magnus'u Remastered modunda oynarsanız daha harika sahneyi izlemenin tadını çıkarabilirsiniz diyor. Yani biz burayı Remastered'a göre tanımladık. Sonra düşük bir bilgisayardan, düşük grafiklerden acı çekerseniz haberiniz olsun diye uyarmışlar chat. O yüzden onu yapıyorsanız Remastered'a alın, alabilecek imkanınız varsa. Yoksa bence bir hafta bekleyin, büyük ihtimal getirirler o ayarları. Sıra dışı enerji. Balinos macerasını tamamladıktan sonra Black Death dünyasını keşfetmekte olan maceracı uzun zaman sonra ziyaret ettiği Veyla'da Aileen ve Emma Bartley'leri yeniden bir araya gelir ve tesadüfen hiç de sırada olmayan bir enerjinin hissedildiği yarı keşfederler. Magnus'un yöneticisi Karurhi ile konuştuktan sonra yarın içine giren maceracı girdiği Magnus dünyasına Magnus'un yöneticisi Wuju ile tanışır. Bu da kendisi. Her şeyin doğduğu Magnus dünyasına maceracı ve Magnus'un yöneticisi Wuju Abyss'teki olayları araştırarak çözerler. Bu süreçte karşılaşacağınız kişiler ve olaylar arkasında kimin olduğunu tek tek ortaya çıkaracak hikayenin tadını çıkarın. Herkes direk atıp geçeceği için kimse ilgilenmeyecek ama yapacak bir şey yok. Aşağıdaki durumlarda Abyss One Magnus'a giriş yapılamaz. Ona göre parti ve ekip durumundayken, düelli durumundayken, outfit, olta gibi sınıflara özgü silah dışındaki silahlar kuşanıldığında, ticaret eşyası bulunduruyorken, karma sıfırın altındayken, kötü adam olunduğunda, yani karmanız eksiyse, pardon kötü adam değil, bu haydut olduğunuzda Valencia'daki, pardon, zorunlu pipi yani alçı aktif haldeyken ve premium karakter ile. Yani ben niye giremiyorum Magnus'a hüüü diyorsunuz, önce burayı okuyun arkadaşlar. Evet.
Abyss. Magnus'un dünyasında zaman ve mekanlara sahip abisler vardır. Magnus'ta başlayarak uzanan abislerde bazı sınavlar bulunmaktadır. Bu abislere girilebilir ve sınavlardan geçip ana görevi gerçekleştirerek bir sonraki maceraya atılabilirsiniz. Her abisi içine ilk girildikten bir saat sonra otomatik olarak dışarı atılırsınız. Her abisin içinde ölür ya da tekrar meydan okuyarak abise tekrar başlarsanız tekrar meydan okuyabilmek için 1 dakika bekleme süresi uygulanır. Yani burada ölmeyin yoksa 1 dakika bekleyeceğiz diyor. Özel ekipman. Magnus'un dünyasında Black Death dünyasındaki ekipmanlar değil, Magnus'a özel ekipmanlar kullanılarak abislerde ilerlenilir. Ana görev ödülü tüm Abyss 1 Magnus görevleri tamamlandığında aşağıdaki ödüller elde edilir. Zaten önceden Global Lab'leri dinlediysen biliyorsun bunları ama bilmeyen için şimdi anlatalım. Pen boss savunma tesisatı. Black Desert'taki en yüksek derecesi olan bir tür pen derecesine boss savunma tesisatı seçerek elde edilir. Aile başı bir kez olduğu unutmayın. Elde edilen eşya NPC jetin olan yapılandırma aracılığıyla elde edilen pen derecesine boss savunma tesisatı ile aynı. Yani merkez pazara kaydedilemez veya satılamaz ona göre. Miğfer ve zırh ekipmanları ve ileride diğer versiyonları geldiğinde tıpkı diğer boss ekipmanlarında olduğu gibi 10 kafras yükseltilme yapıldığında uykadaki köken zırhı yani ölen tanrı zırhı ve labreska miğferi yapılıp satılabilir. Çoğu insanda yapıp onun piyasasını berbat edecek gibi duruyor. Onun dışında Magnus ile büyük şehirler arasında ışınlanma. Blacklist dünyasına çeşitli yerlerine uzanan Magnus'un yapısı kullanıldığında büyük şehirlere gidilebilir. Magnus'un dünyasına giriş yapılan Abyss kuyusunun konumu dünya haritası M üzerinden kontrol edilebilir. Ancak Magnus dünyasına girilen yer ile çıkışın farklı yerin olması durumunda mesafeye bağlı olarak belli bir miktarda gümüş harcı. Burada örnek vermiş, burayı tek tek okumayacağım. Merak eden buradaki chart'ı tek tek bakayım. Burada örnek vermiş. Balinos'tan giriyorsan buradan çıkıyorsan şu paraları veriyorsun. İşte buradansa burada, buradansa buradan diye. Bayağı ucuz bu arada. Yani Valencia'dan Camasilva'ya gitmek bile 14 milyon maksimum tutuyor. Kesinlikle worth arkadaşlar. Her yere bununla gidin ben size söyleyeyim. Eğer çok kısa mesafe kat etmiyorsanız bence. Diğer bölgelerin depolarını kullanma işlevi. Blacklist dünyasındaki büyük şehirler Magnus ile birbirine bağlı olduğundan diğer bölgelerin depo eşyaları taşınabilir veya depolanabilir. Ana görevlerin gerçekleştirmesine bağlı olarak depo sorumlusu NPC aracılığıyla başka bir bölgenin depo envanter arasında eşya taşınabilir ve depolanabilir. Zaten GIF'te görüyorsunuz. Güzel motor kardeşim, şu an düştüm. Ana görevlerin gerçekleştirmesine bağlı olarak depo sorumlusu yardımcı aracılığıyla başka bir bölgenin deposu envanter eşyası arasında eşya taşınabilir ve depolanabilir. Burada da örnekte görüyorsunuz. Bu işlevi kullanmak istediğiniz kasabanın haritasının keşfedilmiş olması gerekir ve Muikwin ile Portrat limanında kullanılamayacağını unutmayın. Tabi şimdilik, ileride onu da açarlar Portrat'a en azından. Ticaret eşyası, hazine eşyası, Ornithine ruh özü ve Odora ruh özü ile düşük iksir eşyaları bu işlev aracıyla taşınamaz arkadaşlar, haberiniz olsun. Sınıflara göre beceri eklemesi. Abyss mirası. Ana göreviyle birlikte aşağıdaki görevlerin hepsini yaparsanız Magnus dünyasına yeni bir aydınlanma edinin ve yeni bir beceri kullanabilirsiniz. Aile göre Magnus Abyss'ten gelen kutu görevini yapıyorsunuz. Sonra Abyss mirası, sonra Abyss Magnus aydınlanma yapıyorsunuz. Sonrasında karakter başına bir defalık görev olan Magnus Abyss öğretisi yapılır. Aile görevi olan Magnus aydınlanma görevi tamamlarsanız tüm karakterlere Magnus Abyss öğretisi görevini yaparak beceri öğrenilebilir. Magnus Abyss öğretisi görevinin tamamlanma ödülü olarak gizli kitap, Abyss mirası ve Armstrong beceri rehberi bir gün elde edilir. Gizli kitabın kaydedilmesi durumunda Magnus Abyss mirası görevi tamamlayan maceracılar NPC Cruhorn Wurmsbane'i tekrar alabilirler. Abyss mirası görevi öğrenildiğinde her bir sınıf için mevcut bir tür mutlak becerinin kontrol tuşu yerine Abyss mirası kullanabilir. Yerine geçirilen mutlak beceri, beceri slotu aracılığıyla kullanabilir. Şurada arkadaşlar, biz bunu önce Rabam diye tanıtmışlardı biliyorsunuz. Buraya gelmedi. Niye, nerede dersiniz? Buraya gelmedi arkadaşlar. Main kısımda şuraya geldi. Haberiniz olsun. Burada göreceksiniz çoğu karakterde. Şuradadır yani. Ana silahın üstündeki bu aktarımın geldiği becerinin üstündeki kısımda. Haberiniz olsun. Yani gidip de burayı kurcalamayın. Buraya gelmiyor. Ve yerine geçilen mutlak beceri, beceri slotu aracılığıyla da kullanabilir olduğunu unutmayın. Abyss damarı açma ödülü. Abyss 1. Magnus ana görevlerini yaparak hikayede ilerlerken aşağıdaki eşyaları elde edebilirsiniz. Aile başı bir kez olduğunu unutmayın ama.
Magnus ana görevlerini yaparak her bölge için abis damarı bilgileri elde edildikten sonra Karo aracılığıyla ödül elde etme görevini yapabilirsiniz. Magnus da her bir görev hedefinden Blacklight dünyasına geçtikten sonra yakınlardaki gizemli gezginle konuşarak ödül elde edebilirsiniz. Bunların hepsi böyle var. Serendia'da böyle, Carfion'da böyle, Mediah, Valencia, Kama Silvia, Drigon, Odita, son sıkış dalları ve Banos'a tüm görev sayısı tamamlandığında bunları veriyor. Bunları tek tek bakabilirsiniz. Merak edenler böyle. Ha, bir de elde edilebilir ünvanlar var. Magnus ana görevlerini yaparsanız aşağıdaki ünvanları elde edebilirsiniz. Bunları tabii ki tek tek okumayacağım. Ama burada bayağı tatlı title'lar. Örneğin buradaki ahmak ya da sümüklü uyuşu. Ya da nerede burada? Dırdırcı gibi. Bunların İngilizceleri de tabii ki herkesin kendi tercihinde kullanılıyor. Bir de burada en son soru işareti. Bu ünvan savaşçı karakteri ana görev yapıldığında elde ediliyormuş. Niye böyle bir şey var bilmiyorum. 13'e sınıflara gelen içeriği en son anlatacağım, onu geçiyorum arkadaşlar. Çok fazla beceri var çünkü. İçerikler. Bugün yapılan bakım ile sohbet grubu birikmiş öneri sayısı sıfırlanmıştır. Altın, gümüş ve bronz karo simgeye sahip maceracı emeklerine ya da benim gibi zorla like atıla kastırıldıysanız arkadaşlar. Bunun minnettarı bildirmek üzere bu maceracıya 90 günlük ünvan verilmiştir. Maceracı salonu sohbet grupları için 24 adet sohbet grubu altın, gümüş ve bronz karo simgeye sahip maceracıya 90 günlük ünvan verildi. 20 Temmuz çarşamba tarihinde sohbet grubu sıralama ödülü hak verilen ünvanlar 19 Ekim çarşamba ile topluca silinde önceden varsa. Div'in eşya sözlüğü 2. cilt 4. bölüm tamamlanabilmesi için 2 eşyada kullanılabilecek şekilde iyileştirildi. Zanaatkarın doldurmuş şehir gergeden kafası ve zanaatkar özel doldurmuş şehir gergeden kafası. Cadılar Bayramı etkinliği olan macera günlüğünün aşağıdaki tamamlama hedefleri değiştirdi. Yani hem geldi hem de kolaylaştı arkadaşlar istisine göre. 1. bölüm ayrı düşen 2 kraliçe. Gerçi burayı niye okuyorum ki? Zaten yapmayan çok az kişi var. Chat yapmadıysanız burayı kendiniz okuyabilirsiniz. Zaten çok basit görevler. Daha da kolaylaştırmış durumda. Gayet temiz. Eşya. Başkent Valencia'daki NPC Sahin'e giderek Dehkimi'ye yemin simgesi 1000 iksiri silah takas bunu görevi yapılabilecek şekilde eklenir. Yani bu zaten vardı, sadece Valencia eklenir. Dediği olay o. Aşağıdaki eşya kutuları kullanıldığında görüntülen açıklama metninin eşit olacak şekilde düzeltildi. Elvia Vahan'ın sırrı, Sika'nın nadir kusu ve Vahan'ın nadir kusu. Canavarlar. Bunun ismi yanlış mı yazıyor lan Türkçe bu? Yo, harbiden böyleymiş. Ya da ismi değişmiş. Neyse. Kıvarı yakın enerji aklandıktan sonra 5 dakika geçer ve savaşa girmezse görünümü gizlenecek şekilde değişti. Yani yok oluyor arkadaşlar. Siz bunu çıktığında 5 dakika içinde dalmazsınız, dispawn oluyor. Görevi bilgi. Aşağıdaki görevlerin özet metni iyileştirildi. Kimya açık sırasında malzemeye bir sefer koyarak sürekli üretim fonksiyonunu algılayacak şekilde iyileştirildi. Sezon yaşama giriş, işçi açığını kapatma ve sezon yaşama girmiş kalbi harekete geçirme yöntemi. NPC arka plan ses. Çılgın bilim insanı. Marnie'nin ürpesi oyun parkı. Black Death dünyasına kendisini gösterdi. Kasvetli karanlık ortaya çıktığında garip bir çığlık sesi duyulan Marnie'nin ürperçi oyun parkında gökyüzüne laboratuvar kabul edip yapacağı Zeppelin Hayal No 2'den Marnie'nin defalarca denerek ortaya çıkardığı geliştirilmiş Oğuk'a kadar birçok yaratık dünyaya çıkmaya hazır. Lokasyon burada arkadaşlar, bilmiyorsanız haberiniz olsun. M'ye bakarsınız. Zaten görürsünüz, bayağı da tatlı bir yer. Tatlarken spooky ama tatlı. Arayüz. Kol modeli kullanılmaktayken karakter seçim penceresinde özel mod kullanılabilecek şekilde değiştirildi. Sunucu değiştirme penceresinde sunucu seçme ekranındaki aşağıdaki bir değişiklikler yapıldı. LVDR simgesi görüntülenmeyecek şekilde değiştirildi sonunda. LVDR'ına girilirken uyarı penceresi görüntülenmeyecek şekilde değiştirildi. Sistem. Arayüzle ilgili optimizasyon çalışması yapıldı. Keşke ne yapıldığı bilsek. Ve YouTube videosu mobil cihazlarda aralıklarla tuhaf boyutlarda görüntülenmesi sorun zaten de. Tercüme. Türkçe dillerindeki bazı kelimeler değiştirdi eşitten. Aha, here we go. Bal kabağı birleşikten ayrı bal kabağına dönüşmüş. Korkutucu cadılar var. Ömürlük bal kabağı rengi perde. Ha, boşluk konmuş yani bal kabağı kısmına. Uçurum yağının ismi Abyssia olmuş peki. Kaderin hükmü de kaderin hançeri olmuş. Alright peki. Evet, düzeltmeler, değişiklikler arkadaşlar. Hop lan. Fazla kayıyor lan. Onu durduruyorum. Geç gidiyor lan bu. Site Chrome kasıyor galiba. Sekme uzunluğu klasları yüzünden.
Aralıklarla boss çarma parşömeni kullanırken ara sahnelerin görüntülenmeme sorunu düzeltildi. Level 51'e ulaşıldığında güvenli bir bölgeye girerken görüntülenen arayüzün doğal olmama sorunu düzeltildi. Görev ögesindeki gizleme işlemi çalışmama sorunu düzeltildi. Eski Grand Prix parası eşyası açıklamasında üretim bilgisiyle ilgili açıklama kaldırıldı. Şereka'nın mezarının belli konumlarında arazinin işine girilme sorunu düzeltildi. Heidel ve Barta çiftliğinin belli konumlarında doğal olmayan nesnelerin görüntülenmesi sorunu düzeltildi. Bazı durumlarda kafas yükseltme yapılamama sorunu düzeltildi. Nova Corsair sınıflarında güneş şövalyesi kıyafeti giydikten sonra beklerken özel bir hareket görüntülenecek şekilde düzeltildi. Erkek sınıflar beyaz hedef kıyafetiyle bazı ayakkabılar giydiğinde alt kısmındaki uzunluğun değişikliğinin farklılık göstermesi sorunu düzeltildi. Elvi diyarında Queen Tepesi'nin günlük görevini kabul edildiği NPC Andre Vidal'in ortaya çıkmaması sorunu düzeltildi. Tesisat yapılandırma sırasında aksesuar yükseltme delisinin görüntülenmemesi sorunu düzeltildi. Bu çok gıcıktı bu arada. Beceri penceresi K'nin açıp kapatırken ya da öldükten sonra dirilme gibi bazı durumlarda aralıklarla kamerasının değişme sorunu düzeltiyor. Şükürler olsun. Düzeltecek bak geçen yama dediğim bozuk olan şey. Karakter seçme ekranı, sunucu seçme ekranı ve karakter oluşma ekranı imleç ekranının aşağısı indirildi. İmleci hareketi anormal unsurunu düzeltiyor. Şükürler olsun bu da düzeldi. Oh be. Depo sorumlusu aracılığıyla başka bir şehrin deposuna eşya taşıma butonunun görüntülenmemesi sorunu düzeltildi. Perde etkisi uygulanan kızıl arana gibi içerikleri kullanırken anormal çıkış yapıldığında da anormal çıkış değil normal çıkış da olabilir. Püh size. Araklarla perde etkisinin kalarak karakter hareketinin normal olmaması sorun zaten. İyi şükür. Sonunda geldi bunlar da bir hafta sonunda fixlendi. Evet şimdi geldik sınıfların bu becerilerine ve olaylarına yeni şeylerine. Ops, lan. Ne kastı? Abi çok kasıyor bu arada. O kadar uzun bir sayfa ki bu. Chrome kasıyor yazık. Sınıflar. Önce tüm sınıflar. Her sınıfta Abyss mirası becerisi eklendi. Abyss mirası becerisi Abyss 1 Magnus içeriğinin ana görevini tamamlayarak elde edilen gizli kitap Abyss mirası ile öğrenilebilir. Gizli kitabı elde etme yöntemi Magnus Abyss'ten gelen kutu Magnus Abyss mirası sonra aydınlanma görevi tamamlandıktan sonra karakter başına bir defalık görev olan Magnus Abyss öğretisi yapılır. Magnus aydınlanma görevi tamamlandıktan sonra aile içindeki tüm karakterlerle Magnus Abyss öğretisi görevi alınabilir ve beceri öğrenilebilir. Öğrenilen beceri için bildirim görüntülenme koşulu düzeltildi. 16 ve üzeri beceri puanına sahip olunmalı da level 56 ve üzeri olup 16 ve üzeri beceri puanına sahip olunmalıya düzeltildi. Sahip olunan beceri puanı ve maksimum beceri puanı aynı olduğunu görüntülen bildirim koşulunda bir değişiklik yapılmalı. Savaşçı. Savaşçı sınıfının Abyss mirası becerisi olan ayırıcı kesme eklendi. Ayırıcı kesme düşmanına kalkan ile aparkat vuruşu yaptıktan sonra kılıcını sapladı. Kısa ama oldukça hızlı hareketler tasarlandı. Püskürtme ve havadan darbe kararı içerdiği için kontra gibi beceriler combo yapılarak havadan darbe kombosu sürdürme amaçlı kullanılabilir. Gördüğünüz üzere zaten gifleri bu arada sağda göstereceğim. Türkçe açıklaması burada olacak. İngilizce oynuyorsunuz ya da İngilizce en azından şu kısmı bakmaya alışırsınız kodeksten falan burada olacak. Okçu. Okçunun Abyss mirası becerisi kenetlenen ok becerisidir. Özelliği öncekinden farklı olarak ok yüzeyde akar ve isabet ettiğinde patlamaya ek olarak sarmaşık hasarı vermesidir. Bu beceri içinde püskürtme ve havadan darbe mümkündür. Daha sonrasında delici rüzgar ve rüzgar saptırma ile komba yapıldığında oldukça güçlü ve keskin bir havadan darbe kombosunu sürdürmek mümkündür. Sahire. Sahire birçok çekici beceriye sahiptir. Çekiciden kastı OP galiba. Fakat süper zırh korurken hasar verme becerisi az olduğu için biraz hayal kırıklığı yaratabiliyordu. Bu sefer eklenen karanlık filiz becerisiyle bu eksikliği biraz olsun giderildiğini düşünürüz. Biraz kullanım süresi gerektirir ancak süper zırh koruması özelliğine sahiptir. Ek olarak HP yenilemesi etkisi de olduğu için avlanırken de yararlı bir şekilde kullanacak şekilde tasarlandı gördüğünüz üzere. Berserker yani vahşi. Vahşi sınıfına şöyle bakınca geri çekilmek yok tarzında pervasız bir his verir. Tıpkı bunun gibi durmaksızın taarruz ederek düşmanı yakalayıp imha eden tipik bir yakın dövüş tarzına sahiptir.
Bu sebeple Abyss mirası becerisi üzerine çok düşün. Çünkü bu defa Vahşi için geri çekilme becerisi ekleme konusunda göz önünde bulunur. Tüm bunların sonucunda Vahşi Kaya adlı bir beceri ekle. Bu beceriyi geriye doğru sıçrayarak çarpışma gerçekleşmeden hem de bu bayağı önemli. Hareket edip yere inişle birlikte ileri doğru güçlü bir hasar verecek şekilde tasarladık. İleri doğru saldırı menzili arkaya sıçradığı mesafe kadar hasar verecek şekilde ayarlanması, karakterin yeri, kameranın dönüşü gibi unsurlar aracılığıyla ileri geri olmak üzere çeşitli şekillerde kullanabilmemiz sayesinde faydalı bir beceri olmasını diliyoruz demişler. Kesinlikle öyle olmuş gibi duruyor görünüşünden. Tamer yani avcı. Avcının yeni becerisinin adı Kara Zindancıdır. Eliyle enerji topladıktan sonra ön tarafa doğru püskürtür. Tabii ki enerji toplama hareketi iptal edip hızlıca etkinleştirmek de mümkün. Bu becerinin en büyük özelliği enerji toplama hareketinin düşman saldırısının yok sayıldığı bir konsept olması, sarsılmaz süresi varoluşudur. Basitçe açıklamak gerekirse enerji toplama hareketi sarsılmaz kararlı uygulanması anlamına gelir. Bu nedenle duruma uygun şekilde bu hareketi kullanma veya iptal etme arasında tercih yapıp kullanabilirsiniz. Ayrıca boğuşma alevi olmasa bile yerden vuruşu kullanabilirsiniz. Musa. Zaten Şölen'de tanıttıkları BDO tarihindeki en cool animasyonlu beceri olabilir. Musa için Heydel Şölen'de gösteririz. Dağ kesme becerisi eklendi. Bıçağın gücünü toplayarak ileri doğru yenilir ve güçlü bir şekilde aşağı doğru vurur. Cephe savunması uygulandığı için avlanırken de faydalı bir biçimde kullanılabilir. Musa'nın kendine has gösterişli kılıç hareketiyle ve yıkıcı efektini ortaya koyması bu beceriyi çekici kılan şeylerden biridir. Maiva. Maiva'nın Abyss becerisi kesici taç yapraktır. Musa'nın yıkıcılık hissedilen hareketlerine karşılık Maiva'nın hareketleri biraz daha zarif ve güzel bir kılıç sanatı şeklinde tasarladık. Maiva'nın birçok ana silah becerisinin genelde süper zırh kararı vardır. Bu seferki becerisi kesici taç ise cephe savunması kararına sahip olup çok yönlü kullanabilecek şekilde hazırlandı. Valkyrie. Valkyrie'de önce 3 kök ok yüklendi. Uyanış durumunda kök ok kaçış atış becerisi etkileşme sorunu varmış. Maiva'da o düzeltilmiş. Şimdi Valkyrie. Valkyrie'nin keskin ışık becerisi dışında çeşitli durumlarda düşürme kombolarını sürdürebilmesi için yeni bir düşürme becerisi olan şanlı kılıç Abyss mirası becerisi olarak eklendi. Menzili geniş olup hasarı da iyi seviyede olduğundan avlanma sırasında başka becerilerden biri olarak kullanabileceğinizi umut ediyoruz. Ayrıca bu beceri sergileme hareketi iptal etmek de mümkün olup başta bahsettiğimiz gibi geniş menzil ve düşürmenin uygulanması sayesinde PP gibi çeşitli durumlarda aktif olarak kullanılabilir. Bir de hotfix var. Ana silah aktarımda S adalet işi becerisinin SP tüketim miktarı değişmiş. 1'den 3'e kadar %10-%90'dan 75 sabit olacak şekilde ayarlanmış ve Kunoichi'nin becerisi. Kunoichi içinde suikastçıya yaraşır bir beceri ekledik. Beceri adı hançer şifasıdır. İleri doğru gölge kunayı hançeri fırlatarak düşmana sersemlettiği mesafeli baskı uygulayan bir beceridir. Bu becerinin korkutucu yönü kunayı hançeri fırlatıp baskı uygulayabilmesinin yanında ek olarak belli tuşlara basıldığında kunayı hançerin fırlattığı yere doğru Kunoichi'nin anlık olarak hareket ettiği ninjutsu durumun desteklemesidir. Hedefin arkasına hareket ettiği için duruma göre vuruş fırsatı kollayabilir veya hareket becerisi olarak kullanılabilir. Ninja. Ninja'nınki bu arada galiba en cool ikinci beceri olabilir. Ninja için nefes tıkama adını bir korunaklı beceri eklendi. Anlık olarak bedenini döndürerek nişan alınan hedefin arkasına hareket ettiği bir biçim tasarladık. Bu beceri kısa ve sade hareketlere sahip olması sayesinde diğer becerilerle combo yaparken de hızlıca kullanabilme avantajına sahiptir. Düşmanın arkasına hareket ettiği için anlık olarak savaşın gidişatı olumlu şekilde değiştirerek arkadan darbeyle fırsat kollayabilir. Wizard yani büyücü. Büyücünün yeni becerisi ateş yağmurudur. Güçlü ateş saldırıları büyücünün etrafına doğru düştüğünden düşmanları yakında olduğu durumlarda kullanılabilir. Ayrıca bu becerinin cephe savunması kararı hem hazırlık hem de saldırı becerilerine uygulandığı için beceri iptal edilerek hızlıca kullanıldığı ise istikrar sağlayabilmesi özelliğini barındırır. Cadı yani Witch. Cadı içinde aynı şekilde yakındaki düşmanlara güçlü hasar veren bir beceri ekledik. Toprak patlaması becerisi, ambulans. G-
Kapandı galiba. Yol açın. Hah, açtılar. Cadı için de aynı şekilde yakındaki düşmanlara güçlü hasar verebilen bir beceri ekledik. Toprak patlaması becerisi, adından da anlaşılacağı gibi yerin üzerine doğru büyüsünü çekerek cadının etrafındaki düşmanlara hasar verebilir. Hazırlık hareketin uzun olmasının karşılık süper zırh kararı ekleyerek kullanışlılığını arttırdık ve tüm defa artışı ile birlikte MP'nin yaklaşık 3000 yenilenmesi sayesinde sihirli kalkan ile birlikte kullanıldığında çeşitli durumlarda enerji yaratabileceğini sinerji yaratabileceğini düşünüyoruz demişler. Kara Şövalye yani Dark Knight. Açılan Karagül etrafına karanlık enerji patlatıp Karagül açtırarak hasar verebilen bir beceri. Gölge mermisi ve çılgınlık yangını becerileri sonrasında mesafeli kombolar kullanılabilir. Ayrıca ikinci vuruşuyla iptal mümkün olduğunda kadar hükmü, obsidyen ateşi ve kaderin hançeri becerileri sonrasında fiksel kombolar ile kullanabilme özelliği barındırır. Striker. Striker'ı yeni Aduket arkadaşlar özetle. Enerjisini toplayarak kuvvetli bir yumruk savurduğu bir hareket olan odaklanmış yürek becerisidir. Enerjisini topladığı hareketi iptal edilerek kullanılması da mümkün olup enerji topladıktan sonra kullanıldığında biraz daha geniş bir menzile hasar verebilir. Striker ile tırpan tekmesi dışında düşürme uygulamak için hazırlık becerisi kombosu gerekliydi. Bu seferki odaklanmış yürek becerisi süper zırh ve düşürme uygulandığında çeşitli durumlarda kullanılma mümkündür. Mistik. İleri doğru biraz hareket ederek kuvvetli bir döner tekmesi vurduğu tayfun tekmesi becerisidir. Cephe savunması kararı da uygulandığı için istikrarlı bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca nispeten özgür kombolar sayesinde tekme hareketin diğer becerilerle birlikte kullanılabilir. Lan. Lan'ın Abyss mirası becerisinin cazibeni dansıdır. Tıpkı dans etmek gibi güzel ve zarif hareketlerle birlikte geriye doğru hareket ederek saldırdığı bir beceridir. Beceri hareketiyle birlikte hilal pendulumu döndürerek hasar verir ve bu esnada cephe savunması muhafaza edilmesi sayesinde avlanırken de daha anlamlı bir şekilde kullanabileceğini umut ediyoruz demişler. Archer. Archer için ahenkli ok adlı yeni bir beceri eklendi. Tatarya ile oku savunarak geri itme uygular ve hızlıca Asilya'ya geçiş yaparak hasar verir. Özellikle Asilya'ya geçiş yaparak attığı okları düşürme uygularak uzun mesafeli yıkıcılığı en üst seviyeye çıkarma konseptiyle tasarladık. Ek olarak bu beceride Tatarya'yı vuruşu isabetli olursa sonrasında gelen Asilya'ya geçiş hasarı daha da güçlendiği için duruma göre iyi kullanıldığında daha tehditkar bir görünüm sergileyebilir. Şeyi. Şeyi'ye yanıma gelin adındaki destek becerisini ekledik. Bu becerinin kullanıldığı süre boyunca Şeyi süper zırh durumunu koruyabilir. Menzil içerisinde bulunan düşmanlara hasar verip müttefiklere HP yenilemi ve DP artış buffları verir. Bu beceri aracılığıyla destek sınıfı olan Şeyi biraz daha çekici bir görünüm sergilebilirsin diyoruz. Güzel bir heal olmuş bu arada. Bir de artı 50 DP vermesi çok tatlı müttefiklerin. Tabi bir saniye boyunca veriyor dediği şey. Bu beceri bittikten sonra boş yani ona göre kaçın. Guardian. Guardian için mevcut becerilerin yapısıyla tamamen farklı yapıda bir beceri tasarladık. Öncelikle beceri adı geçit yıkıcıdır. İleri doğru balta fırlatarak hasar verir ve fırlattığı balta geri gelerek bir kez daha hasar uygular. İsmi lazım değil. Ama Ragnarok diyorum ne bu? İskandinavya'da tanrıların olduğu balta fırlat geri çekmeli bir karakter aklıma geliyor chat. Sizin geliyor mu? Balta geri dönerken arkadan darbe de verilebilir ve diğer becerilerle combo yapılarak da hızlıca kullanılabilir. Bu sayede daha kullanışlı bir beceri olacağını umut ediyoruz. Ashashin. Ashashin'in yeni becerisi Alin Emri'dir. Haladi'yi kullanarak kum fırtınası oluşturur ve bunu ileri doğru savurarak hasar verir. Cephe savunması kararına sahip olunduğu için istikrarlı bir kullanım mümkündür ve son vuruşa kadar yapıldığında havadan darbe ve yerden darbe uygulanarak daha büyük bir hasar verebilir. Ayrıca bu beceri kullandığında Alin Nefesi gibi becerilerle oluşan kum hortunun hepsi ileri doğru toplandığında avlanmada iyi bir şekilde kullanacağını umut ediyoruz. Bu ileri doğru yönlendirme bayağı güzel bu arada Rabam diyorum bu beceriyle. Sage. Şölen'de gördüğümüz diğer bir harika ötesi cool animasyon beceri.
Sage'in becerisini Heydar Şöleni zaten göstermiştik. Becerinin adı Boyut Baskısıdır. Beceri sergileme süresinin çok uzun olmasına karşılık süper zıt durumun korunması bu beceri özelliğidir. Tüm vuruşlara uyguladığı yüksek hasar verebilir. Özellikle aktarımda yarık yankısı, pardon, yarık bağlantısı kombosu olmadan da her zaman kullanılabilen süper zıt kararı becerisinin eklenmesi sayesinde çok yönlü olarak kullanımı mümkün olacağını düşünüyoruz demişler. Nova. Bu arada şeyin ismi Quiz Gambit. Yani neye gönderme olduğunu tahmin etmeye gerekiyor. Zaten bu Nova'nın çoğu becerisi satranç göndermeleri hiç şaşırtmadı. Türkçesi Kraliçenin Cezası becerisi. Süper zırh kararı alınmış durumdayken sabah yıldızı ile düşmanı şaşkına çevirebilen bir biçimde tasarladı. Özellikle Nova iyice yaklaşmış olan düşmanları üstesinden gelmek olsa biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Biraz değil bayağı bu arada. Bu becerinin özelliği tamamen yakına gelmiş düşmana da hasar verebilmesidir. Corsair. Ha bir de pardon, uyanışı bir fix gelmiş şeye. Eşsiz dönüm noktası belirli hareketlerden sonra hızlanma saldırgan hale becerisiyle hızlanma durumuna girildiğinde eşsiz ölüm noktası etkisi uygulanmamış sorunu düzeltilmiş uyanışta. Şimdi Corsair. Gürleyen tutku becerisi sade hareketleriyle birlikte Serenaki'yi ileri doğru döndürerek savurduğu bir harekettir. Hareketi sade de sade olsa da hasar düşük değildir. Ayrıca hareketin muhafaza edildiği süre boyunca cephe savunması kararı korunduğundan istikrarlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ek olarak bu beceri ileri doğru olan hareketi iptal edildiği için duruma göre hızlıca saldırarak kullanmak da mümkündür. Böyle bir beceri. Ve geldik Drakanya son şart. Drakanya'nın Abyss Mirası becerisi Yıldırım İmhası'dır. Slayer'ın savurarak bir tur döndürüp ek vuruş sergilediği bir harekettir. Drakanya ile hızlı kombolar yapmak için Dehşet Pençesi veya Ateş Koru gibi beceri kullanmak gerekiyordu. Tam da bu anda savunma kararının boşaldığı bir kısım vardı. Bu seferki Yıldırım İmhası cephe savunması kararına sahiptir. Ve üstelik hareketleri de sade olduğundan savunma kararı biraz daha muhafaza edilebildiği yine bir combo kullanımı mümkün olduğunu düşünüyoruz demişler. Evet arkadaşlar, bugünkü yamalıkları bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ne yazık ki Magnus bug'larından dolayı çoğu insan söverek beğenmedi. Ama umarım siz benim tavsiyeme uyup hemen acele edip yapmaya karar vermezsiniz. Yapmak istiyorsanız da sorumluluk size ait arkadaşlar. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videonun yorumundaki Twitch kanalıma da uğramayı unutmayın. Twitch benim ana kontentim. Haberiniz olsun. Gelin sorularınızı daha detaylı şekilde YouTube yerine Twitch'ten sorun. İsterseniz 1000 soru arda sorun. Yorulmayın. Rahat rahat anlatayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.